Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayını Esenler Otogarı'ndan gerçekleştiriyoruz. Sayın Seyahat Yazıhanesi'nin önündeyiz. Bizi hareket edecek olan 6 saat 6'da. Evet, bu Sayın Seyahat otobüsünün de yanımızda otobüs kaptanı var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Ekrana görüyorsun kendinizi. Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyorsun. İzliyoruz. Eyvallah. İzleyiciler sonra memleket neresi soralım efendim. Bize Çayeli. Çayeli selamlar gönderiyoruz. İsim soyisim. İsim soyisim Mustafa Gürkan. Mustafa Gürkan kardeşimiz. Yaş kaç oldu? 56. Maşallah böyle bir genç görüyorsun. Evet, evet. Yani 50 yaşında ama 20 30. Yani aynı gönül yaşı. Tabii ki, tabii ki. Evet. Mustafa kardeşimiz kaç yılından beri otobüs kaptanlığını yapıyor? Ben Muavi'den yetişmeliyim. Muavi'den? Evet, Büyükköy'lü çok eski Rize Birliği'nin zamanında Alaaddin abiyle beni yetiştiren odur. Bayağı seneler geçti. Ben evet. De otobüs tesislerindeydim. Aslında birbirimizi tanıyoruz ama yıllar geçti. Yaşlandık değil mi? Ya, yaşlandık. Biraz. Evet, çekirdekten diyorsun yetişmeyeyim. Muavi'den ondan sonra kaç yıldır evet. Kaptanlık yapıyorsun? Yani vallahi hatırlamıyorum yani gene bir... Yani 35 sene oldu yani. 35 sene evet. Yapıyorsun. Kimle çalışıyorsun? Bizim Hüseyin abiyle çalışıyorum. Salih Zarpı. Evet, Hüseyin. Evet. Hadi Kınarlar, evet. Sağ olun. Oradan onlara evet. Selamlar gönderiyoruz. Evet. Kaç çocuk var? Benim 2 tane var. Kız erkek? Erkek ister. Allah bağışlasın. Amin. Hanım da değil, aynı köyde mi? Aynı köyde de o da Rizeli, Çayeli'nden. Nasıl hanımlar tanışmanız? Böyle muhabbet zamanından beri. Otobüs, hayır, patronumun bir... kardeşiydi. Öyle mi? Çalıştığım patronumun kardeşiydi. Sevdalık, oldu değil mi? Sevdalık, birbirimizi gördük yani öyle oldu yani. İlla ki bir şey nasip oldu. Yani bir nasip Allah'ın kısmet. Kızı da evlisi. Çocukların evli var mı? Biri evli. Evli. İki torunum var. Maşallah, evet. Maşallah. Anne baba sağ mı soralım? Sağ. Anne baba sağ değil. Allah rahmet eylesin. Kaç kardeşsiniz? Hepsi 8. Diğer kardeşleriniz ne iş yapıyor? Onlar patronlar falan. Onlar yok, onlar yapmıyorlar. Onlar bir fabrikada. Biz de emekli olmuşuz da fabrikadan. Evet. Kız da zaten evli. Çok iyi olan kurmuşlar. Ha yani kız bir erkek. Anladın mı? Bir kız bir erkek. 5 kız, 3 erkek var. Senin. Benim değil, benim 2 erkek var. Ha senin ya, 2 erkek. Maşallah. Peki, gelin mi lan? Sorun mu? Gelin. Gelin. Trabzonlu. Trabzonlu. Evet. Allah'ın kızı. Domavu ve İstanbul'da ama. Aynen olsun. Ne gibi bu otobüs kaptanlığı, nasıl zorlukları var mı, şikayetleriniz nedir, böyle yol konusunda olsun? Ya bu konuda şikayetimiz yok yani, zorlukları, ya işte yorgunluk, başka bir şey yok yani. Yollar güzel yani, yollarda bir şey, bir şey yok, siz alıştık bunlara. Bir de bu otobüsün koltuğuna oturduğunuz zaman bir de koltuğa kalkamıyorsun yani. Öyle değil mi? Yani ama oturduğunuz zaman... Şöyle bir tarafa doğru gitsen, Hüseyin nereye kayar? Hüseyin orada kalmış mı? Hüseyin abi çalışıyor yani. Evet, çalışkan adam. Evet, böyle çalışıyor. Için, o işleri bitirsin, evet. Şöyle şu tarafa da yürüyün. Evet. Çalışkan adam onun için böyle selip gibi olmuş değil mi? Selip gibi olmuş. Yani, Hüseyin abi yine başkadır yani. Evet. Var mı? Şairlik var mı? Yok, böyle Türk okumu var mı? Yok baba ya. Biz, yok mu? Ancak dinleriz abi. Açarız TV'mizi. Aynen. Eski otobüsleri hatırlarsın değil mi? Eski otobüsler. Yani böyle kliması var da mı? Ne kliması ya? 3-2'ler. Eve gidelim. Küllüklerini elle yıkamaktan var ya, o kısımda da kokuştular. Ellerimizi yıkardık, böyle kokusu çıkmazdı böyle. Evet. Bir de Allah'tan çok titizdi öyle şeylere. Böyle sabunun bol şeyden yıkacaksın böyle. Ama şimdiki konfor tabii ki bambaşka. O zaman otobüslere sigara içsinler. Gerçekten ne kadar bir çay değil mi? Yani, yani inanır mısın? Her gün perde yıkardı arabaya. Yani şu anda ne güzel. Şimdi çok çocuklar var iken sigara içiliyordu. İçiliyordu. İnsanlar gitgide daha... İçme diyemiyorsunuz. Evet. Ama şimdi yasak oldu. Şimdi kulaklıklar dahi bize yasak oldu şimdi. Hani evet. Sağlık Bakanlığı'nın bilhassa Sağlık Bakanlığı'nın mantar hastalığına bulaşması için bulaşması için herkes kendi özel kulaklığını kullanıyor. Şu gelin bir şey genç. Hüseyinler Hüseyin'i bir sardı. Hüseyin kayboluyor ya. Evet, bu Hüseyin abi hemen uçuyor. Şimdi emanetleri almış ya. Hangi taraftadır? Ha, yazıhaneye gitti herhalde. Ha, evet, yazıhaneye gitti. Yazıhaneye gitti. Biz onu konuşturmuştuk. Peki hala buradan sevdiklerine, sizi izleyenlere ne söylemek istiyorsunuz? Hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepsi Allah'a emanet olsun. Biz devamlı yollardayız. Bize dualar nasıl gelmesinler. Bak Hüseyin abi gel bak. Ağır abi geldi, ağır abi. Sağ olun.
Çok çalışıyor. Evet, şimdi şu an telefonla konuşuyorum. Evet. Değerli izleyiciler, yayını Esenler Otogarı'ndan gerçekleştirdik. Memleketin köylerin ahimizde, sayısal kaptanımız Mustafa Gürkan. Gürkan kardeşimizle güzel hoş bir sohbet oldu. Tüm gazeteli yayınımızı izleyenlere uzak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Söyledim. Yayınlar izlemeye devam mı? Devam. Ya bir yakışıklı asallı. Durmak yok. Evet. Yola devam. Ya şöyle yakışıklı asallısın yani. Yani. Yasallıyorsun. Durmak yok. Yola devam. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.